Oksijen TV ekranlarında yayınlanan Düzce'de spor programına hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam program bana emanet çünkü programın sahibi Emrah kardeşimiz koronavirüse yakalandı ve evinde istirahatte. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bu akşam bana programı sunmakta yardımcı olacak inşallah dilimiz sürüşmez. İnşallah başarılı bir şekilde programı götürürüz. Her haftaki gibi Gökhan kardeşim yanımda ve Fahrettin abi bizim kurtarıcımız adeta. Her ne zaman başımız sıkışsa kendisini arıyoruz sağ olsun. Fahrettin abi de bizi kırmıyor. Yorumlarıyla bize katkıda bulunacak. Abi hoş geldiniz. Hoş kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Abi programa şöyle başlamak istiyorum izninizle. Bu hafta alınan toplu sonuçlarla birlikte puan durumunu da verdikten sonra yavaş yavaş hem Sultanbeyli maçını hem önümüzdeki Kelkit maçını konuşmak üzere topu size atacağım. Benim üzerinden ne kadar yük alırsanız o kadar iyidir. Buradan da bu akşam Emrahsız bu yayın nasıl yapılır göstermiş olacağız inşallah. Hemen ben Tugay arkadaşımızdan rica ediyorum. Bu hafta toplu sonuçları ekrana verirse biz de buradan okumaya çalışalım. Silivri Spor, Muğla Spor, Karbel Karaköprü Belediyespor, Bergama Belediyespor, Siirt İl Özel İdaresi Spor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maçları ertelendi bu hafta. Onun dışında Adıyaman 1954 Spor, Kozan Spor 0-0, Alanya Kestel Spor 0, Kelkit Belediyespor 1, Düzce Spor 3, Sultanbeyli Belediyespor 0, Bursa Yıldırım Spor 1, Aksaray Belediyespor 0, Bayrampaşa Spor 2, Modafen 1 şeklinde sonuçlandı. Bu hafta Ordu Spor bay geçti. Alınan sonuçların ardından puan durumu da şöyle oluştu. Kelkit Belediyespor 22 puanla lider durumda. Aksaray Belediyespor 21 puanla ikinci durumda. Bursa Yıldırım Spor 20 puanla üçüncü durumda. Adıyaman 1954 Spor 20 puanla dördüncü sırada. Bayrampaşa Spor 17 puanla beşinci sırada. Onları Ordu Spor, Bergama Spor, Düzce Spor, Alanya Kestel Spor, Modafan, Siirt İl Özel İdare, Silivri Spor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Karbel Karaköprü Belediyespor, Muğla Spor, Kozan Spor ve Sultanbeyli Belediyespor takip ediyor. Bir takım kadrolarını vereyim ben bu haftaki Sultanbeyli Spor. Önümüzdeki hafta oynanacak maçlara da hemen çarşamba günü maç oynanıyor. Onları da hatırlatalım. Önümüzdeki hafta Muğla Spor, Siirt İl Özel İdare Spor'la oynayacak. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Bayrampaşa Spor, Kozan Spor, Silivri Spor. Biz lidere konuk oluyoruz önümüz çarşamba günü. Kelkit Spor, Düzce Spor, Aksaray Belediye Spor, Alanya Kestel Spor, Modafen, Karbel Karaköprü Belediye Spor, Sultanbeyli Belediye Spor, Ordu Spor, Bergama Belediye Spor, Bursa Yıldırım Spor önümüzdeki hafta oynanacak maçlar. Evet, hocam bu hafta Sultanbeyli maçında ilk 11'i ben mi sayayım, siz mi sayarsınız? Nasıl yapalım? Vallahi ben yoksa, şu an heyecanlandım bu koltuğu. Bu koltuğu. Emrah'ın işi, Emrah'ın işi herhalde şey. Vallahi billahi. Bak, bir de adama bir daha buranın yükleniyorsun. Bir an önce iyileşip gel. Buranın ağırlığı çok farklıymış. Herhalde adama, orada ikiye adama duruyormuşuz. Adama yüklenmişiz o kadar çok. İsterseniz şey yapalım. Kadroları bir verelim. Tamam, kadroları verelim. Bu hafta Sultanbeyli maçındaki kadromuzu hemen ben hatırlatayım. Evet. Kalede Orhan'la sahaya çıktık. Onur, Abdullah, Enver, Mutlu, Ebu Sıddık, Yusuf, Bulut, Metin, Nevzat ve Ömer ilk 11 ile biz sahadaydık. Sultanbeyli ise kalede İhsan, Mustafa, Serhat, Bünyamin, Samet, Kadir, Taner, İskender, İlke, Nurullah ve Furkan 11 ile sahaya çıktılar. Hocam hemen maçı yorumlamanızı isteyeceğim ama bu yorumdan önce bir golleri bir tekrar hatırlayalım. Ondan sonra da Sultanbeyli Spor maçını inşallah birlikte değerlendirelim. Evet. Yani burada isterseniz görüntülerin üzerinden tabii, gideriz tabii. Gollerin üzerinden. Evet. Bulduğumuz yanılmıyorsam ilk gol. Bu ilk gol yanlış hatırlamıyorsam evet. Yine Nevzat'la geliyor. Evet. Yani bunu gördüğümüz zaman Nevzat evet, zaten Nevzat, kafayı kaldırıyor. Evet. Çok güzel adrese teslim bir orta. Bu pozisyon güzel bir gol oldu başlangıç devamı açısından. Güzel bir gol oldu. Yani görerek kafayı kaldırıyor, görerek yaptığı bir orta.
Pozisyonda evet. Zaten penaltı pozisyonu. Penaltı evet. Penaltı bariz el var orada. Evet. Topun gidişatında kesiyordu. Ben burada onu Fahrettin evet. Abi de söyledi. Kaleci neredeyse kurtaracak zannettim. Yok. Doğru yere uçtu aslında ama. Bayağı mesafe vardı arada. Evet. İyi yere buldu. Yusuf yere, aynen. Evet. Burada yine Metin'in 3. golü. Golü. Yine evet. Güzel bir gol. Metin çok uğraştı gol atmak için ama. Evet. Çok da hırslı oynadı sağ olsun. Yani bizim vasıtayla birçok arkadaş da soruyordu. Yani bir tek internet ortamında sanırım şeyin golü vardı. Yusuf'un golü, penaltı golü vardı. Evet. Bizim televizyon yardımıyla da evet, golleri izlemiş oldu, iyi oldu. Evet. Yani herkes penaltıyı çekmişler, yayınlamışlar. Kale arkası şimdi, bir görüntüsü vardı. Evet Fahrettin abicim. O vardı. Ben ilk önce takımımızı tebrik ediyorum. Evet. Az sonra eleştiri de var, övme de var. Belki alınacaklar var, almayacaklar var. Ama şunu söyleyeyim, sezonun en kötü takımıyla oynadık futbol olarak bana göre. Attığımız golleri küçümseyerek söylemiyorum. Oynadığımız futbol ağır ve yavaş, Düzcespor'a yakışmayan bir futbol. Ben buradan futbolcu kardeşlerimden özür dileyerek, bir abiler olarak bir an önce kendilerine gelmelerini istiyorum. Bu kadar ağır oynayan, kademede hata yapan bir takımı bir daha bulamayız. Evet. 3-0 bizi aldatmasın. Duran top. Çıkarken yakaladığımız pozisyon. Ve penaltı. Ele vurma. Onun için ben takımı çok başarılı bulmuyorum. Ama kaleci Orhan kardeşim, Enver kardeşim ve Sıddık benden tam not aldılar maç esnasında. Ben maçı canlı seyredemedim. Malum koronadan dolayı. Ama seyrettiğim kadarıyla kalecimizi 2 haftadır çok beğeniyorum. Evet. Korkunç bir performans ve atiklik gösteriyor. Üstüne koya koya her hafta gidiyor. Birinci kaleci olma yolunda. Evet. Emre zaten şapka çıkartıyorum. Her hafta kendi bir Düzceli olarak, Düzcespor'un duayımı olarak artık takımı ağırlığını tamamen koydu. Sıddık da 5 senedir takip ediyorum. Her gün daha üstüne koyarak orta sahadaki yükü alıyor. Fahrettin abi geçen hafta Enver'i biraz tartıştık. Niye? Hatta başka muhabbetlerde oldu. Enver'de bir durgunluk vardı. Bir iki haftadır. Ama bu hafta o şeyi üzerinden biraz daha atmıştı maçta. Yani böyle bir durgun gibiydi. Yani Enver'in bildiğimiz, alıştığımız performansının dışındaydı. Enver sezonu... Yani bazı dedikodular oldu ama yani çıktılar... Yani bence o dedikodular yersizmiş. Şimdi çıktılar zaten toplarını Enver oynadılar. Enver sezona kötü girdi. Evet. Kötü bir başlangıç yaptı. İlk attığı imzadan beri. Yakın takip ediyorum bir futbol sever olarak ve Düzcespor sever olarak. Ama ben onu es geçeceğim. Şu anda iyi günlerde kötü şeyleri konuşmanın bir mantığı yok. Ama takımın Düzcespor'u bugün Türkiye'de birçok kulüp konuşuyor. Başkanın ve yönetimin yaptıklarını. Ama ben bu hafta galibiyetten sonra zorları konuşmak daha güzel bence. Takımın bir an önce kendine gelmesi lazım. Hiçbir kulüp bu kadar maddi açıdan rahat değil. Evet. Kulüp olarak kamu, halk, yönetim, spor camiası birleşmiş durumda. Ama ben oynanan futbolda bir neşe, bir mutluluk, bir sıhhat göremiyorum. Acizane fikrim. Keşke çarşamba günü takımı oynadığı bu maçta canlı izleme imkanım olsaydı gitmek isterdim. Ama takımın niye oynamadığını düşünüyorum Tezcan. Eleştirilerim var. Daha da konuyu açınca göreceğiz. Kadroya baktığımız zaman bizim sol bekimiz çok iyi Hazarcan'ımız var. Neden kadroda yok bunu sormak istiyorum. Sakat mı? Değil mi? Çünkü kanatlar işlemediği zaman buradaki Mutlu arkadaşımıza haksızlık yapmadım ki çok kötü oynamadı defansif açıdan ama hücum bazında istediğimiz ortalar, istediğimiz çıkışlar olmadı diye düşünüyorum. Gökhan arkadaşım ne diyecek? Ama ben takımı çok beğenmedim. Sezonun en kötü takımıyla iyi bir maç oynadık diyelim. Takım olarak biraz daha Kemal hocamın artık takımı kendine getirmesi lazım. Biz Kemal Hoca'dan daha çok şey bekliyoruz. Aslında ben de şeyi çok böyle kötü bir takım görmedim ama abi tabii siz daha bu konuda uzmansınız. Mesela Mutlu'yu ben beğendim bu hafta. Ama şöyle bir yandan da seyircinin ne kadar önemli olduğunu da gördüm. Şimdi Mutlu kapalı tribüne yakın oynarken
hemen maçı izlerken sol tarafımızda bir grup vardı. Abiler vardı. Mutlu'ya devamlı işte. Mutlu öyle yap, böyle yap, baskı yapa yapa. Mutlu öbür tarafa geçtiğinde ise Mutlu hiç kayboldu bir anda. Yani defansif. Seyircinin de ne kadar önemli olduğunu şimdi burada görmüş oldum. Yani. Artık Türk futbolu, dünya futbolu konjektörlerinde artık duran bir bekler yok. Kanat gibi gidecek, gelecek. Şimdi ben Hazarcan'ın ilk maçını geçen sezon ortasında ilk maçını oynadığında 7 gol pozisyonu. Biri gol oldu, 6 tane %100 kaçtı. Evet. Ben şimdi buna bakarım. Ben bir futbol izleyicisi olarak diyeyim. Duayemler farklıdır. Ben buna bakarım. Kötü oynadı demiyorum zaten defans yönünde. Ama atak yönünde 3-0 yendik. Niye eleştiriyorsun diyen arkadaşlarım da vardır. Ama zorlu maçlara gidiyoruz. Bu haftaki, sonraki Bayrampaşa maçı. Her haftaki maç bizim için çok değerli. Biz geçen sene Sultanbeyli maçında berabere kaldık. İlk 5'e giremedik ve biz bedelini çok ağır ödedik. Evet. Evet. Aynı hatalar yapılsın istemiyorum. Kemal hocamın da tecrübesine dayanarak bir an önce bu takımın ne gerekiyorsa her açıdan her şeyini yapıyorlar takım olarak. Yeşil sahada çalışıyorlar. Maddiyat hiçbir problemleri yok bildiğim kadarıyla. Primlerini alıyorlar, maç başlarını alıyorlar. Ve şimdi ben seyrettiğim futbolda en berbat bir takımı. Sultanbeyli gördüğüm en berbat takım. Kademe olarak çıkışlar çok hiç ağır futbol neredeyse oynuyorlar gibi. 3-0 çok bizi aldatmasın yani. 4-5-6 olacak. Bu hafta bizim için çok önemli. Beraberlik bile bizim için bir kayıp. Evet Gökhan hocam. Ben sen şöyle nasıl diyeyim. Nasıl değerlendiriyorsun yani Sultanbeyli maçını? Yani ilk önce iyi yerlerden başlayalım. Tabii ki de oynadığımız takım Sultanbeyli. Yani bizim ayarımızda olmayan bir takım ama takımda şu var ki biraz canlılık var. Geçmiş haftaya. Hatta seninle iddialaşmıştık. Evet. 3-0 biter demiştim ben. Sen bu maç. Sen 3-0 demiştin. 3-0 aynen. Bitti. 3-0 bitti. Yani şey var. Burada incelediğimiz zaman hoca burada sadece bu hafta Bulut'u ekledi. Bulut'u ekledi. Bulut'la biraz daha pas alışverişini orta sahada yaptık ama takımda şu var. Biraz daha acaba hızlı çıkabilir miyiz? Yok, daha hızlı gidebilir miyiz? Bulut biraz yavaşlatmadı mı bizi sence? Yani biraz yani top yapmamıza etki ediyor ama çıkışlarda biraz daha hızlı hareket edebilir miydik orada? Bir de bizim eksi yönümüz şey vardı. Takımın genel iyiydi ama mesela Ömer hazır değil. Evet çok. Şimdi Ömer yani çok ağır bir korona sürecinden çıktı. Daha ilk 90 dakikası geçen hafta bir 30 dakika civarı bir oyun oynadı şeyde Ordu'da. Ama bu hafta baktığım zaman 90 dakikaya çıktı. Tabii onu zorladı. Bu ne yaptı? İleride bizim biraz daha top tutamamamıza neden oldu. Yani diri bir Ömer olsaydı eğer biraz daha ileride topu tutup arkadan Metin işte vesaire baktığın zaman Yusuf'un biraz daha İleriye onları taşıması belki de bu maçı 5-6'ya doğru getirebilirdi. İleride biraz daha top tutsaydık. Keza yediğimiz gene geçen hafta konuştuğumuz hani dedik ya hücuma çıkarken de bir alan savunması olacak. Yine kalecinin çıkardığı top var. Evet. Onur'un kırılmanları var. Ama onu da hoca yavaş yavaş tabii dedim ya. Bu oynadıkça 3 gün şimdi çarşamba günü maç oynuyoruz. Liderle pazartesi tekrar maç oynayacağız. Yani bu oynadığımız maçlar bizi biraz daha kendimize getirecek. Yani tempo yakalayacaktır takım. Burada Fahrettin abinin dediği gibi yani tartışılır. Sol bek adam Mutlu mesela biraz daha ileriye dönük oynayabilir aslında ama şimdi sol bekte yani Hazarcan diye bir arkadaşımız vardı. Doğru diyor. Nerede olduğunu ben de bilmiyorum. Hani kadroya da hiç alınmıyor. Ama bu takımın profesyonel bir futbolcusu. Yani baktığın zaman yedeklere girmedi. İlk 18'de hiç yok. Hocalar değişti ama yine yok. Hani bir bilgi yok. Hani kadro dışı mı kaldı? Devam edebilir miydi? Yani sol bekte yok. Ensar kadroda vardı sanırım. Vardı. Aynen Ensar var. Son ama dediğimiz gibi şey yok. Sol bekte belki bir alternatif değerlendirilebilir mi? Yani bizi burada hocanın çalışacağı şöyle baktığımız zaman yani şu orta sahadaki Sıddık biraz daha 6 numara pozisyonunda basan adam ama bizi bir 8 numara gibi biraz daha orada o bölgelerde biraz ağır kalıyoruz. Gökhan'cığım. O bölgelerde biraz daha hızlı hareket edip yani 8 ile 10'un arasındaki Yusuf'un arasındaki bağlantıyı
biraz daha kuvvetli yaptığımız zaman bizim gol atamayacağımız bu ligde hiçbir takım yok. Rahat atarız. Alan savunmasını da toplu halde dönüşlerimizi dedim ya 3. bölgede bastığın zaman forvet alan savunmasını da düzgün yaptığımız zaman bizim çok çok da sıkılmadan yenebileceğimiz maçlar olacak. Bunu Kemal Hoca çalışıyordur bunun üzerinde. Hafta içi bir idmanını izledim takımın. Yani çalışıyor gerçekten bunun üzerine. Bir 10-15 dakika izledim. Yani hoca bariz çalışıyor. Yani bunu da hafta sonu oynayacağımız, geleceğiz zaten onu da konuşacağız. Kelkit maçında biraz daha bize gösterecek gibi diyorum. Şimdi ben Orhan'a 3 yıldız veriyorum. Yani Orhan kaç haftadır Orhan? Önlediği goller, kaleci, oyun evet. Çıkışları, zamanlamaları. Şimdi geri dörtlüde şöyle bir handikap doğuyor. Ben Onur Demir'in ağır olduğuna, hatta bir pozisyonda çıkışta topu kaptırdı. Onun dönüşünde neredeyse gol yiyorduk. Yine Orhan önledi. Burada neden Osman Boz'u kullanmıyoruz? Karmin'le beraber. Onur ağır diyorum. Ben kamp döneminden beri söylüyorum bunu. Ağır adam. Çabuklaşması lazım. Evet çok iyi teknik var. Ayak evet. Bilekleri çok iyi. Oyuna çıkışları çok iyi. Ama ağır. Türkiye'deki futbolda ağır topçunun yeri yok. Ya çok çalışması evet. Lazım. Aradaki mesafeyi bizim bu çıkışlarımız orta sahaya yük olarak biniyor Gökhan'cığım. Evet. Çünkü onların ağırlığı ve kademeye giremeyişleri hem bekleri yoruyor hem orta sahaların dönüp top almaları. Bulut çok araya girip iki duvarın arasına girip top alıyor ve çıkmak zorunda kalıyor. Hocam bunu görüyordur. Evet. Ama biz de bunu söylemek zorundayız. Ben Onur Demir'in devre arasında maç kampından beri söylüyorum. Ağır Bursa Yıldırım maçında seyrettim. Karşı topçunun ayağını kırıyordu neredeyse. Ben Osman Boz'un orada neden değerlendirilmediğini, neden ön libero gibi oynatıldığını anlamıyorum. Çünkü ben Osman'ı 5 yıldır seyrediyorum. Yetiştiren hocalarımla da sohbet ediyorum. Yanlış yerde oynatıyor. Daha süratli, daha azimli, daha zamanlamaları, timingleri çok iyi. Onur Demir'de neden bu kadar ısrar ettiğinde hocama sormadan geçemiyorum. Onun için bizim geri dörtlüde bir problemimiz var. Zaten sol bekte zaten şeyimiz var. Sıkıntımız iki stoperin çok ağır. Hala birbirine hem ağır hem de birbirine daha alışamadı mı diyeyim. Hayır. Yani o bölgeyi biz tam oturtamadık. Şimdi ben takım olarak sana katılmıyorum. Alışamadı demiyorum. Neden? Yani, İkisi de çok iyi profesyoneller. Aldığı ücretler belli, evet. Maç başları belli. Ama işte uyum sağlamadı birbirine yani orada. Yani ben Osman Boz'un... Ha denenebilir mi? Tamam ona geleceğim. Denenebilir mi? Denenir tabii. Niye denenmesin? Şimdi baktığın zaman ikisinin kariyeriyle Osman'ın kariyeri bir mi? Değil. Ama her şey kariyer değil. Evet. Koyarsın adamı oraya çatır çatır da oynar. Evet. Herkesin kariyeri bir noktalanacak Tezcan'cığım. Evet. Bu yani. Gazetecilik gibi değil. Çünkü kondisyon, çabukluk, kuvvet bunlar ayrı bir faktörler. Beyinle beraber çalışabilen. Bugün kuvvetiniz yoksa beyniniz ne kadar çalışırsa çalışsın, ne kadar tekniğiniz iyi olursa olsun hiçbir şey yapamazsınız. Bir de hatırlarsan şuradan mesela geçen senenin ilk devresine gelelim. Yani Sıddık'ı böyle herkes böyle uzaktan bakıyordu tribünlerde. Evet. Yani bu topçu mu gibisine konuşuyorlar. Evet ilk dönemi. Şu an değerlendirdiğim zaman en iyi topçu kim? Sıddık çıkıyor ön plana. Gücü. Yani kendine güveniyor. Çalışıyor. Evet. Yani baktığın zaman bütün tribünlere sor. Yani derlerdi ki ya şu kadar yıldız topçunun içinde Sıddık mı hala oynuyor? Ama Sıddık, şimdi baktığın zaman kendini geliştirdi. Sıddık'ı göndermek istediler biliyorsun. 3 evet. sene önce. Evet. Bunlara karşı çıkanlardan biri de çok değerli Erol hocamdı. Çok üstüne koyacağı. Düzeşmeler çok sene, değer kaçacağını evet. Her sene üstüne koydu. Ve hakikaten buna inanmayanlardan biri de bendim. Evet. Sıddık'ın bu kadar başarılı olacağı, takıma çok şey kazandıracağı, güç vereceği handikapını ben de kapıldım. Evet. Ama şimdi görüyorum ki Sıddık üstüne koydu. Onur Demir kötü topçu demiyorum. Evet. Kariyerle ilgili de konuşmak istemiyorum. Ama şu anki gördüğüm takımda ağır ve bu öndeki orta sahadaki ön liberolar ve orta sahaları zora sokuyor. Evet. Bu benim görüşüm. Herkes saygı duyar mı duymaz mı bilmiyorum. Abi şeyi soracağım. Şimdi ilk yarıda yani ilk yarı tamamlandığında Ocak ayında muhtemelen bir transfer süreci de olacak. Evet. Size de Gökhan soracağım evet. bunu da.
Nerelere takviye yapılması gerekiyor transfer konusunda? Nerelere eksik görüyorsun mesela? Ön numarayı Gökhan'la biz sohbet ettiğimizde hemfikirim. Santrafor'da ve kanatlarda 1-2 yani 3-4 tane mutlaka transfer yapacaktır Kemal Hocam. Ona göre hazırlıkları da yapmıştır. Evet. Futbol tecrübesine göre konuşuyorum. Bu bizim zararımıza mı? İnşallah karımıza olur. Ama Düzce Spor Kulübü'nün bütçesini oynatacak topçular da gelecektir. Ama şu andaki mevcut sezon sonuna kadar puan farkını kapatıp ilk 3'te olmamız gerekiyor. İlk 5 demiyorum evet. Arkadaşlar. İlk 3'te. Ve biz bunu yapabilecek bir takımız. Ama şanssızlık korona her takımda evet. olduğu gibi bizi de buldu. Oğulcan arkadaşım da ilk hastalanan. Evet. Maalesef Düzce Spor'a hiç yaramadı arkadaşımız. Geçen evet. sezon 27 dakika oynadı ve bir daha da oynayamadan sezonu evet. bitirdi. Bu sene de hastalıkla boğuşuyor. Allah yardımcısı olsun evet. arkadaşımızın. Ama ben hocamı artık yeteri kadar idman yaptığına, takım olarak görmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim gördüklerimizi onlar tabii ki iyi görüyordur. Ama ben naçizane ufak dokunuşlarla takımı daha iyi bir revize edip hazırlamalı diye söylüyorum Kemal Hocam. Sence? Yani ben hangi bölgeye takviye gerekiyor? Yani ben şöyle program başımızda da konuştuk. Evet. Ben öncelikle stoper dedim. Daha sonra orta saha. Şu an için sol bek alınabilir mi? Konuştuk ya. Ama Azarcan'a. Yani belki ama Batuhan da var herhalde Galatasaray altyapısından evet. gelen. Yani iyi bir forvet yine. Stoper dedim. Orta saha belki iki tane. Forvet. Yani bunlar bize lazım olacak. En az 4 tane. Baktığın zaman bu oyuncular bize gerekli. Çünkü şampiyonluğu oynuyorsun. Şöyle baktığın zaman 9 maç oynamışsın. 16 puanın var. Lider 12 maç oynamış. 22 puanı var. Bu hafta liderle oynuyorsun. 3 maç eksiğin var. Yani şuradan alacağın bir galibiyet seni nerelere getirecek? İşte devre arasına çok iyi umutla bakmamıza neden olacak bu. Bu ne demek oluyor? Devre arasında çok iyi 4 tane şampiyonluğa oynayacak adamı aldığın zaman zaten yürüdün gittin. Şimdi Gökhan'cığım şöyle bu işi bir şey götürürüz. Var. Bizim sarı kart ve kırmızı kart görme lüksümüz yok. Tabii. Yani şu an o da doğru diyor. O da yok. Lüksümüz, lüksümüz yok. Yani bir daha hastalanmaz riskimiz yok bizim. Yok. Alternatifimiz yok. Evet. Onun için transferler yapılacaktır diye düşünüyorum. Evet. Ama gerektiği yerde gerektiği transferleri yapmamız, nokta atışlar yapmamız lazım. Abi bir yani. De şey bilir. Alternatifim yok diye top Çocuklar biraz da o yüzden böyle hani senin rahat dediğin gibi rahat oynuyorlar mıdır? Yani olur. İşte senin alternatifin yoksa. Tabii yani. Emrah'ın alternatifi yok olduğunu düşünüyordu mesela programda. Biz geldik oturduk buraya yani mesela. Hasta olma şansını yitirdi Emrah'a yani. Emrah'a tekrar geçmiş olsun diyelim. Geçmiş olsun. Bu arada evet. yani inşallah hakemi de çok beğendim ben bu hafta. Evet hakem. Bütün TFF'nin bütün imkanlarını kullandı. Fısfısını kullandı mesela sık sık. yani hakem, ben evet. önceki başlarda çok görmedim. O beyaz bir şey var ya tıraş köpüğü. Evet. Onu mesela evet. çok fıs fıs hakemledim ben bu hafta. çok orada güldük. Burada Şahin Bey abimin de kulaklarını çınlatıyorum. Bu hafta ona çekilişten oraya onu Şahin Bey abime almışken çekilişten bu hafta onu kazanmıştı. Onun polarını teslim ettik. O görüntüleri verebiliriz. Bir de şeyi hatırlatayım. Emrah gelene kadar çekiliş yapmayacağız. Bu onun işi çünkü. Bir de geçen hafta hediye kazananlar da herhalde bir tanesi yine koronavirüs olmuş. Geçmiş olsun diyoruz kendilerine. Hediyelerimizi de haftaya vermeye devam edeceğiz. Emrah gelince de çekilişlerimize yeniden başlayacağız. İstersen Şahin abime poları nasıl verdik onu bir görelim maç sırasında. Ondan sonra devam edelim. Evet, Oksijen TV ekranlarında yayınlanan Düzce'de Spor programında biliyorsunuz çekiliş yapıyoruz Düzce Spor ürünleriyle ilgili. Şahin abim de bir polar kazanmıştı. Kendisi hem Düzce Spor maçını izlemeye geldi bu hafta hem de polarını almaya geldi. Şahin abi hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Maçı da izliyorum bir yandan. Nasıl buldun takımı? Evet, takımımız pandemi sonrası ilk defa bu hafta çok güzel bir futbol oynuyor. Umarım ikinci yarı daha farklı bir sonuç olacak. Başarılar diliyorum ben takımımıza. Aynı zamanda Oksijen TV'ye ve bu programı yapan Emrah ve diğer konuklara da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Hayırlı olsun abi. İyi günler de giyin inşallah. Sağ ol, teşekkür ederim. Usta mısınız? Evet. Kendisine polarımızı hediye ediyoruz. Her hafta çekiliş yapacağız. İzlemeye davet ediyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun.
abimize kazandığı hediyesini böyle verdik. Sağ olsun. Tabii biz hediye verdiğimiz zaman tam bedenleri bilmediğimiz için büyük ya da küçük gelebilir. Onu da Düzce Spor Store'dan gönül rahatlığıyla değiştirebilirsiniz. Ben hemen birkaç tane burada seyircilerimiz sağ olsun beni bu akşam ya da bizi konuklarımla beraber yalnız bırakmadılar. Acemiliğimizi de hoş görüyorlar. Çok sağ olsunlar. Ben bir iki yorum okuyayım hemen. Sultan Veli maçını konuşmaya devam edelim. Hem bu arada biraz dinlenmiş olursunuz abi siz. Sezgin Özgür, Covid geçireli 3 ay oldu ve daha belirtileri hala var. Merdiven çıkarken yoruluyorum. Öncelikle geçmiş olsun Sezgin abi. Allah yardımcı olsun. Takım inşallah eski günlerine bir an önce gelir demiş. Valla geçmiş olsun. Zor bir durum. Yaşayan bilir onu. Nefes alamıyormuş insanlar. Kemikleri sızlıyormuş. Şimdi Emrah'la konuştum. Kemiklerim sızlıyor abi. Kalkamıyorum dedi. Herhalde zor bir durum. Allah bu hastalığa yakalanan herkesin yardımcısı olsun. Abi. Sedat Eser, iyi yayınlar Tezcan. Konuklarına da selamlar. Emrah'ı aratmıyorsunuz. Emrah'a da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Teşekkürler Sedat. Şahin Bey, Sultanbeyli'yi unutmayın. Bayrampaşa'yı yendiler diyor. Olabilir. Tek başta bir takımı yargılayın. Ben bu maça göre konuşuyorum. Bu maça göre konuşuyorsun. Evet. Tamam abi. O Sultanbeyli geçen sene bize ligi kaybettirdi. Evet. Muzaffer Karadağ, Emrah kardeşime geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin. Sağ olasın. Şahin Bey yine bu çarşamba Bayrampaşa oynamıyor. Bizim maça dinlenmiş olarak çıkacaklar diyor. Hikmet Kılıç, Trabzon maçının heyecanından biraz tedirgin hemşerim diyor. Senin için herhalde aklım açta. O çaktırmadan izleyecekti abi telefondan. Buraya konsantre tam olamadı ama sağ olsun. Trabzon maçında 1-1 olması Gökhan kardeşi bir gerdi diyor. Ondan sonra Sedat Eser, Fahrettin Bey'e katılıyorum. Doğan Can vardı bu takımda. Tekmeye kafa sokan adamdı. Canla başla mücadele evet, eden sonra geleceğiz. Doğan Can bu takımın ilk 11'inde banko oynardı diyor. Ondan sonra Fatih Kerim Öztürk sağ olsun her hafta bizimle. Onur Düzce Spor defansını toplayan tek adam. Karmil'in açıklarında o topluyor. Ayrıca Düzce Spor Lig'de maç başına en az gol yiyen takım. Sorunumuz defans değil. Metin ve Nevzat olmadığı zaman takım iki seviye düşüyor demiş. Hikmet Kılıç inşallah olacak olmalı. Düzce Spor'a başkana ve tüm yönetime güveniyoruz demiş. Daha güzel olacak inşallah takım ve psikolojisi demiş. Yorumlar şimdilik bu kadar. İşte yorumlarınız gelince okumaya devam edeceğiz inşallah. Maçı konuşmaya devam edelim. Abi. Konuşalım. Var mı böyle, sen gerçi program başında söyledin ama böyle göze çarpan futbolcu var mı? Ben yani, kaleci Orhan'ı 2 haftadır çok beğendim. Evet. 3 yıldızı verdin zaten ona. Verdim. Hakkı da. Bugün tartışılmayacak tek adam. Bakın kalecilerin şöyle bir avantajı ve dezavantajı var. Bir gol kurtarırsınız, 10 gol kurtarırsınız ama bir tanesini yerseniz maçı kaybedersiniz. Evet. Örneği dün akşam değil mi? Evet. Fenerbahçe maçı. Evet. Yani adam bugün Fenerbahçe maçı aldı, yani maçı aldı tek başına. Evet. Ama yine söylüyorum, Onur ağır bir adam, kaliteli bir adam. Belki arkadaşlar doğru söylüyor ama ben de şunu söylüyorum. Artık Türk futbolu, 3. lig ve bal ligi çok hızlı oynanan bir lig. Evet. Süratli zaman. Bakın biz Bursa Yıldırım Spor'u hazırlık maçında yendik. Karmin ve Osman yan yanaydı. Pozisyon vermedik, kapattık. Sonra Onur girdi. Ondan sonra oyunun şekli değişti. Çünkü artık hızlı adamlarla oynuyorsunuz ve ona göre dezavantajlarınızı veya avantajlarınızı kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi ben Onur'un kalitesini, topçuluğunu, kişiliğini tartışmıyorum. Ağır diyorum. Benim gibi seyreden çok kişi bunu söylüyordur diye düşünüyorum. Osman Boz gibi hızlı. Bal Ligi'nde geçen sene 7 tane gol atmış. Kafa toplarını sektirmeyen, kademeye çok iyi giren, izlediğim için söylüyorum. Bir genç arkadaşımız var. Tabii ki onun da hataları olacaktır. O da hatalar yapıp gol yedirecektir. Ama ben şunu söylüyorum. Süratli çıkan, hızlı davranan, ileriye hücum yapan bir stoper lazım bize. Çünkü Karmin ağır, Onur ağır ve takım çıkmakta zorluk yaşıyor. Yani Kemal Hocam'la bugün karşılıklı konuşsak beni belki konuşurken ikna edebilir ama ben bir seyirci olarak maçı seyrederken bunu düşünüyorum. Ne kadar rakibi rahatsız edersen o kadar pozisyon kazanırsın, penaltı kazanırsın, ne bileyim frikik kazanırsın. Yani bugün sol beki tartışıyoruz, Mutlu'yu. Evet, kademede çok iyi oynadı. İyi yer aldı, kesti, attı, vurdu ama benim istediğim futbolda hücuma çıkıp 6-7 tane gol pozisyonuyla sağlamadı.
makine gibi işleyecek. Devam. Tabii ki. Önünüz bakın. Sağ ve sol bekler çalıştığı zaman önündeki adamlar da rahatlar. Evet. Daha çok pozisyona girer. Daha çok adam dinlenme, eksiltmiş de olur mesela. Daha çok dinlenme vakti bulur. Günümüzün futbolu bunu öngörüyor. Hiç arkadaşlarım bunu bir eleştiri değil, bir tavsiye olarak. Tavsiye olarak alsınlar. Tabii ki en son kararı benim söylememle olmayacak. Hocam karar verecek. Ama ben de buraya gördüğümü, hissettiğimi söylemek zorundayım. Ama şimdi ek olarak şunu da ekleyeyim. Şimdi tamam, hep güzel, iyi yönlerini konuşuyoruz ama şurada şimdi tamam, Mutlu'ya dedik, Enver'e de dedik. Tamam, çıkışlarım var. Ama bunlar çıktığı zaman da Metin'le Nevzat'ın biraz kademeye dedik ya balans olmaz. İşte gelmediğin zaman, hatta geçen hafta hocanın nasıl bağırıyordu, bas. Evet. İşte dön Nevzat'ın. İşte bunları dönmediğin zaman bu sefer sen iş burada kaleci Orhan'a düşüyor. Ama Gökhan... Geliyor yediğin atak. Ne? Yani buradan atak yediğin zaman da yani Nevzat'ın biraz daha Mutlu'ya destek olması lazım buralarda. Şimdi bakıyorsun 60. dakikalar falan Nevzat daha geri gelmiyor. Peki şöyle biraz söyleyebilir miyiz? Biraz daha ileride kalıyor. Gelmiyor. Gökhan, bunlar hep beraber olmadı, oynamadığı için. Hoca evet. yeni deniyor ve denerken de ama Mutlu kaç maçtır oynuyor. Yani... Şimdi Enver sezon başından beri burada. Tamam, Metin cezalıydı. İşte hastalık süreci falan. Ama baktığın zaman biraz daha sanki koordineli olabilir mi sağ bek sol bekle ikisi? Olur. Bu da tartışılır bir konu. Yani bugün hocanın biraz çalıştıracağı daha, iş bu. Aynen öyle. Biraz daha destek vermesi lazım şimdi. Enver'e de hep yüklen. Diyorlar ki mesela Enver yoruldu. Tamam, Enver yoruldu. Enver kötü. Enver gelemedi. Ama Enver biraz da gelememesinin nedeni Metin. Yani sürekli affedersin de motor yok yani. Git gel. Evet. Yok öyle bir şey. Biraz daha adama destek vereceksin. Evet. İşte, savunma kanadında da. İdmanları izlemişsin ya. Fahrettin evet. Abi de mutlaka ona Yamur Hocam bir çözüm bulacak da çünkü arda arda maçlar var. Herhalde top futbolcularını daha iyi tanıyacak. Şimdi oynayacağın maçlar da hep şey. Ona göre de transferleri kafa olacaktır. Takımlarıyla oynayacaksın. Evet. Yani senin seviyende takımlarla oynayacaksın. Senin seviyende takımlarla oynadığın zaman da bunları işte bu yardımlaşmayı, bu destek, bu kademeyi, bu dengeyi iyi yapman lazım maçlarda. Burada da hocanın aynen büyük öyle. Tecrübesini işe yarayacak. Aynen aslında. Öyle işte. Kemal Hocanın tecrübesi bu yani maçlarda. Yani liderli abi ya. Aramızda çıkacak. 3 maç fark var. Yani biz 9 maç oynamışız. Onlar 12 maç oynamışlar. Puanları 22. Biz böyle gitseydik herhalde lider bizdik. Yani şu an gidişata bakar. Namalupları bahsediyorum tabii. Evet. Şu anda yönetimin planladığının dışına çıktık. Evet. Yönetim ilk devreyi 1. ve en az 5 puan farklı hesaplıyorlardı. Evet. Ben konuştuğumda yanılıyor olabilirim ama aklımda kalanı anlatacağım. Ama planlamadaki koronanın bu denli dönüşü takımın, ben yine söylüyorum, önlemlerinde bir hata olduğunu düşünüyorum. Ne kadar da önlem alsalar bir Oğuzcan'ın bütün takımı etkileyecek kadar bu kadar yayması. Emrah bile kaç seferdir kontrol altına giderken hastalandı. 1000 kişilik, 1500 kişilik bir fabrikada çalışıyor. Ama evet. 30 kişilik bir teknik yönetimle beraber 35 kişi diyelim. Bu kadar hasta kalmasının da kulağımıza küpe olması lazım. Evet. Ben bugün Yıldırım'a yenilmeseydik liderlik koltuğuna ortak olacağımızı düşünüyorum. Aldığımız 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet bizi hedeflerimizin dışına çıkarttı. Ama çok yakında göreceksiniz takımda bir kendine gelme olursa biz bu seviyenin üstüne çok 3 hafta 4 hafta sonra çıkacağız diye düşünüyorum. Abi ben bir de bu hafta özür dilerim herhalde lafa girecektin ama vallahi biliyorum. Şeye takıldık. Mesela hocalarımızın hem Sultanbeyli'nin hem bizim Düzce Spor'un hocalarımızın röportajlarını verecektik. İşte maç bitti. Soyunma odalarında işte kurulanlar falan filan. Dışarı çıktılar en son. Mikrofon uzatacağız. Gözlemci geldi işte röportaj yapamazsınız. Ya bu gözlemcilerin bu Düzce Spor'un sahasında bu agresiflikleri niyedir ki yani? Yani niye bize bu izin vermedi? Şeyde anlıyorum. Süper Lig'de anlıyorum. İşte yayıncı kuruluş daha çok para kazanmak için belki oralarda izin vermiyor da bu işte yani sonuçta 3. lig maçı. Mistikom'dan kaynaklanan bir şey. Onlar yani yetkilileri öyle bir baskı uyguluyorlar. Öyle bir görev addediyorlar onlara. Ama onların görevleri dışında değil. Çünkü maç bittiği zaman organizasyon biter. Güvenlik dışındaki tüm organizasyon takımın hocalarındır ve yönetimindir. Evet. Sizin röportaj almanız için hiçbir problem olmaması lazım diye düşünüyorum.
kendi tecrübemde. Bizde ne yazık ki. Vallahi hocam burada da sağ olsun daha dışarı da çıkarız dedi de şimdi hocayı oraya kadar yormaya gerek yok. Sağ olsunlar ama. Bizde her hafta bu şey, bu muhabbet var yani. Ama bu ben acizane bir şey söylemek istiyorum. Var. Bir, Düzce sporumuzla alakalı. Avukat Tamer Bey'di herhalde basın sözcüsü. Ben geçen seneden bu seneye kadar Düzce Spor'un şeffaflığının olmadığını düşünüyorum. Neden? Atıyorum biz bugün kadroları eleştiriyoruz. Bir hocadan röportaj alsak maç kadrosunu veya bir takımın neden oynatılmadığını, mesela Hazarcan neden yok? İşte neden Mutlu oynadı? Acizane hocamız bize anlatsa biz de onu buradan eleştirmek yerine hak versek, desek ki hocam böyle böyle söyledi, bizi ikna etti. Etmek zorunda değil tabii ama. Tabii şeydeki gibi hemen maçtan sonra teknik direktör açıklamayı yapsa. Tabii mutlaka yani. Bunu oluşturmamız mutlaka lazım. Haftanın içinde aslında. Bir gün, bunu hangi yönetim yapmıştı bilmiyorum. Her hafta içi bir Cihat Algın yönetim yapmıştı. Hemen Genç Spor'un bir odasına futbolcuların, şey gazetecilerin sorularını cevaplıyordu yani hoca. Bunu yani. Da, bir örnek vereyim. Yusuf Yazıcı örneği. Samsun Spor'a kiralanacağı zaman Mehmet Ekici kadro dışı kalıyor Trabzonspor'da. Bu adamı kiralayacaklar Samsun Spor'a. 2. Lige'ye aldılar. Trabzonspor'un orta sahasına koydular. Her maç oynamaya başladı. Bir kere denediler. Şimdi nerelerde gezindiğini herkes görüyor. Evet. Şimdi baktığın zaman yani bir yandan yorumları da okuyorum ama diyor ki İsmail İşcan arkadaşım. Hazarcan demiş neden oynamıyor? Bu çocuğu kazanırsak demiş 10 sene sol bek problemi kalmaz. Ha, bu Düzce'nin çocuğu, Düzce'nin evladı. Şimdi belki de gerçekten hani bir şans verilirse belki de dediği gibi gerçekten 10 sene arkana yaslanacaksın. Şimdi Enver'i oynatıyorsun. Kaç sene oldu? Düzce'nin çocuğu değil mi? Biz Kütahya'ya verdik biliyorsunuz. Biliyorum. Kütahya'dan aldık. Kaç senedir oynuyor Düzce Spor'da? 5-6 senedir oynuyor. Abi bitti daha. Yani bu senin evladın. Kariyerine de katkısı olur. İlla 10 sene Düzce Spor'da oynayacak diye bakın, bir şey yok. Bakın ben mesela örnek. Bir şey söyleyebilirim. Ya, senin patentin. Tabii senin birinin maliyeti 1 lira. Tabii. Dışarıdan getirdiğin her adamın maliyeti ona karşı konuşuyorum 3 lira. Tabii. Şimdi biz Hazarcan, Ensar, Muhammed Emir Yıldırım, Osman Koz. Ben biliyorsunuz 4-5 senedir altyapıyla alakalı mücadeleler evet, veriyorum. Evet, evet, evet. Diyorum ki alın. Federasyon diyor ki bu çocukları oynatın size para vereyim. Ek. Bakın Onur Demir'in aldığı paraya saygım var. Verdiği alın terine alnından öpüyorum. Ona hiçbir şey sakın yanlış anlaşılmasın. Ama ben Osman Boz'a verdiğim parayla ona verdiğim para arasında 10 topçu fark var. 10 tane Osman Boz alabilirim. Muhammed Emir Yıldırım var. Son maçta 1-0 yendiğimiz bir önceki iç saha maçında 90. dakika top geldi. Orta sahadan aldı gidemedik. Sıdık mıydı? Evet. Biriydi. Şimdi Muhammed Emir Yıldırım olsaydı 19 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz veya 20 yaşında. Hırpır gitmişti. Golünü atıp gelmişti. Şimdi biz bunu seyrettik. Biliyoruz. Belki arkadaşlarımız yazıyor. Ya kardeşim Osman oynamış bal liginde. Buraya baktığın zaman Onur Demir oynamış, şu kulüp, şu kulüp, şu kulüp oradan zor almış. Bu başka bir şey. Zaten futbolda 15 yaşında adam Kayseri'de top oynadı evet. Geçen sezon. Hala bugün basıyorsun Başakşehir'de top oynuyor. Beşiktaş'ta top oynuyor. Semih Hoca burayı çalıştırıyordu. Oğlu Beylerbeyi'ndeydi, kaleciydi. Yani. Ben maçını izlemeye gittim, 18 yaşındaydı. Şimdi Beşiktaş'ın kalesinde oynuyor. Evet. 2 trilyon aldılar, 1 trilyon 750 milyar aldılar. Utku kaleci olarak Beylerbeyi düştü. Yani, Beylerbeyi düştü. Ama parasal bir finansör sıkıntıları çekmediler. Evet. Şimdi bugün bizim bu çocuklara ihtiyacımız var. Ben Mustafa Hoca'yı bu konuda çok tebrik ediyordum. Keşke 1-2 sene daha kalsaydı. Başakşehir altyapısını çok geliştiren bir teknik adam. Tekrar bizde olsaydı ama biz şehir olarak şampiyonluk istediğimiz için bugün bu durumlardayız. Evet. Bir önce her şeyin çabucak olmasını istiyorum. Ama ben yine herhalde. İddia ediyorum. Osman Boz'u koyun. Evet hatalar yapacaktır. Ama kulüp bir topçusunu kazanacaktır. Onur idmanlarda ona abilik yapacaktır. Öğretecektir. Bakın bugün Emre neydi o genç çocuk sahaya girdiği zaman alkışlıyor. Ne kadar hoşuna gidiyor. Formasını ona verdi. Evet. Kaptanlık mantığını ona verdi. Yani herkes birilerini yetiştirecek. Evet. Bakın evet. Osman Boğuzlar, Ensarlar, Muhammed Emir Yıldırımlar, Hazarcanlar. Evet.
Şimdi Batuhan denilen bir kardeşimiz var. Bıraktırdılar. İdmanda oynasa yeterdi. Biz idmanda oynayan, hiç takıma girmeyen topçulara dünya paralar verdik 5 sezondur. Evet. Ben üzülüyorum yani kulüp olarak. Şimdi yine başka konuyu değiştirmeyeceğim. Muhammed Emir yılları çıkıp son 15 dakika oynayabilir. Karşı takımı abondere edebilir. Hazarcan en az 7-8 orta yapabilir. Benim tanıdığım. Mesela Ensar santrafor değil. Ama santraforda oynuyor veya sağ açık oynatıyor hoca. Yeri orası değil. Ben çok iyi biliyorum. Forvet arkası oynayan, orta saha oynayan bir arkadaşımız. Ama takımın eksikliğinde hocalarının verdiği her görevi yerine getiriyor. Bunun gibi bir sürü çocuğumuz var sağda solda. Bakın Yılmaz diye bir çocuğumuz var. Kasımpaşa aldı. Şimdi Zonguldak Spor'a gitti. Kaç milyara? Evet. Biz lisansını çıkartmadık. Lisansını çıkartmadık. Evet yani evet. Bu topçular hem Düzce'nin adını duyurur. İşte Düzce Spor'a gelir kaynağı olur. Yani ben Tezcan'cım dışarı bağımlılığı bırakıyorsunuz. Aynen, bugün Trabzon takip ediyor. Beşiktaş'ı takip ediyorsun. Neden kulüpler bugün zor durumdalar? Neden? Hep dışa bağımlılar. Dışa bağımlılıkta. Şimdi yani takım sayılı 11'in 9'u yabancı. Hepsi full yabancı evet. Çıkıyor neredeyse yani. Yani. Evet. Çok güzel paralar alıyorlar. Maalesef yabancı o da işte. Şimdi Serdar'ı seyrettim. Trabzon sağ bekini. Ben 5 sene önce arkadaşın bir programda küçükken Trabzonspor idmanı seyrederken çalışırken bir gün Trabzonspor'da oynayacağım aileme bakacağım dediğini hatırladım. Evet. Evet. Evet o röportajı ben de hatırladım verdi. Mesela Falcao'ya şimdi Galatasaray yani Düzspor'dan çıkmak istemiyorum da örneği Falcao'ya şimdi Falcao yok şimdi Galatasaray hesapla soruyorum. Sözleşmesi var adamın kapı gibi. Evet. Alıyor trilyonları yatıyor şu an yani. Ya Abdullah Avcı Trabzonspor'a transfer oldu Beşiktaş'ı kurtardı ya. Ne evet. Alaka diyeceksiniz ama evet. Beşiktaş bir kulübe imza atasıya kadar tüm aylığını ödemek zorundaydı ya. Böyle bir anlaşmalar yapıyor kulüpler. Evet, evet. Maç başları veriyor. Maalesef öyle. Onun için ben bu eleştiriyi yaparken hocalarımdan, yönetimden özür diliyorum. Topçu arkadaşlarımdan özür diliyorum. Ama ben 6 senedir altyapıda hangi çocuğun nerede oynadığını, ne yaptığını bilen biri olarak bugün Ensar'ı yerinde oynatırsak, Hazarcan'ı yerinde oynatırsak, evet. Muhammed Emir Yıldırım'ı yerinde oynatırsak daha başarılı, daha ya iyi bir empoze eden abi, bir takım olur. Yani şu olur, senin dediğin gibi yani bir tane dedik ya yedeğimiz ve bu çocuklar yok. Eğer kulüp şansı vermezlerse devre arasında gitmek isteyeceklerdir. Kesinlikle. Evet. Kaybetmiş oluruz yani. Kaybetmiş oluruz. İnşallah ben Düzce Spor versin diyorum. Eğer oynatmayacaklarsa oynayacağı takımlara versinler. Ki bizim aşağıda yetiştirdiğimiz aynen. Çocuklar da onları ekol haline getirsinler. Yani şöyle anlaşma yapabilirsin kiralık gibi. Gitsin geri tabii, yani gitsin geri gelsin. Bugün mali ligde takımlarımız var. Aynen öyle. Seveceğim. Mali zorluklar yaşıyorlar. Hani... Ocak'ta başlayacakmış mali ligi. Akçok hocamız var. Beyköy'ümüz var. Çilimli var mı? Çilimli var. Çok başarılı evet. Bir Çilimli'miz var. Osman Boz biliyorsun evet, iki evet. Sezondur orada oynuyor ve 10 numara oynuyordu. Ya ben mali ligi demeyeyim de yani sonuçta bir 3. lige verip orada onları pişirebiliriz. Çünkü bu topçu 18'e dahil girmiyorsa ya bir sıkıntı vardır. Yani ya oynayabileceği bir takımda oynayıp kendini geliştirip. Ama takip etmeli. Tabii. Ben takip edeceksin. Takip yani hiç yoktan deriz ki elimizde benim topçum var. Benim malım. Yani oynayabileceği. Oynayamıyorsa şimdi da izin vereceğiz. Oynayacağı abi. Takımlara yani gidebilir. Yani Osman Boz işte Hazarcan'a kadroda yer vermediğin zaman bu sefer daha küçük çocuklar. U16, U17. Onlar zaten Düzce Spor'da bize yer vermiyorlar. Çok da şeye gerek yok. Bakın biz mantığında yaşadık bunları. Karabüye. Bolu'ya, çok özür dilerim lafını böldüm. Çok çocuk kaptırdık. Bugün evet. Modafen diye bir takımımız var. Evet. İstanbul'da olmasına rağmen. Düzce Spor'daki altyapıda bir sürü çocuğu bünyesine kattı. Takip ediyorum. Menajer genç bir takım oluşturdular. Kardeşimiz. Evet. Biliyorsunuz sahibi evet. Cuma Eren'den. Evet. İyi bir kardeşimiz. Çok iyi işler yapıyor. Milli takımlardan bir sürü evet. Sporcuyu barındırıyor. Ve en azından Düzce'deki tüm... Mesela Berk Öztürk diye bir çocuğumuz vardı. Mustafa Hoca aldı. Koydu. Hocam gelir gelmez onu hemen aldılar. Altyapıya geri gönderdiler. Neden merak ediyorum. Bir idmanda mı belli oldu? Nerede belli oldu? Neye göre karar verdiler? Ensar'ı gönderiyorlardı. Ensar can simidi oldu. Muhammed Emir Yıldırım'ı gönderiyorlardı. Bana göre takımın en süratli, en atletik, en gole yakın adamı. Evet. Boyu kısa rağmen olmasın. Şimdi ben bunları söylerken 6 senedir izlediğim bir takımın
meyvesinden bahsediyorum Tezcan. Evet. Öyle gördüm, maçı izledim, konuşuyor değil. Evet. Bugün evet 3-0 yendik ama ne diyorum, takım iyi oynamadı. Sultanbeyli de çok kötü bir takımdı. Çok kötü bir maç oynadı. Hiç yoktu ya, hiç yoktu sadece. Yani, ben dediğim onun gibi, için kendimizi yani kandırmadan. İlk yarıda 3, ikinci yarıda 3, 6-0 falan bekliyordum. Ben evet. Hatta orada maçı izleyen bir abimiz vardı, onunla konuşmuştuk. Yani dediğin gibi de olabilir. Şimdi daha mantıklı geliyor. Şimdi en azından Yusuf Akki'nin attığı kafa golünü hatırlayalım. Evet. Soldan biri orta. Önünde 2 metre 5 santimlik bir stoper. Es geçiyor. Kaleci kaleden çıkmıyor. Yusuf Akki gibi 1.70-1.68 boyda adam atıyorum. Kusura bakmasın. Gelip golünü atıyor, kafa golünü. Şimdi bunu tartışmaya hiçbir mevalip evet. yok ya. Yani. Evet. Şimdi böyle bir takımla oynayarak maç kaybediyoruz. Onur gibi bir ağır stoperimizle çok çabuk çıkamıyoruz. Çok iyi bir kalecimiz var. Bakın 2 tane gol çıkarttı. Çok önemli. Evet. 3-0 yapamazdık o golleri 21 niyeseydik. Benim düşüncem böyle. Acizane yani. Kendimize gelmemiz lazım. Bizim yönetimimizi seyirci, basın ve kamu ayağa kaldırdı. Lütfen hiç bir topçumuzun bu takımdaki yönetimin boynunu bükmeye, onların heveslerini kırmaya hakkı yok. Evet. Bence futbolcular bu hafta bunu aldılar. Yani bizim de söylediklerini bence almışlar. Geçen hafta biraz kızmıştık. Geçen hafta biraz kızmıştık. Ama bu hafta toparlanma var. Dediğim gibi daha da iyiye gideceğiz. Hocamın böyle biraz eli değmeye başladı. Evet. Ufak tefek dokunuşları olacak ama o da keza her hoca öyledir. Şimdi yeni aldığı bir takıma der ki ben bu takımı ben kurmadım. Evet. Şimdi hocanın kafası da devre arasını bekliyor. Ama dediğim gibi yani devre arasına daha maçlarımız var. Çok iyi bir şekilde hocanın da istediği yerlere yönetim transferi yaptığı zaman devre hoca ondan sonra girmek için puanlar tabii puanları alacağız. İhtiyacımız var ya. Şimdi bu haftadan başladık aslında bu haftadan almaya. Bu haftayı ben K'ya almıyorum. Dediğim gibi şey yapacaktı. Hoca yani bize Kerkit biraz daha Belediye gaz getirebilir. Maçı, evet. Kerkit Belediye maçı. Şimdi ona gireceğim abi. Bizim için çok önemli. Şimdi hemen zaten bir 15 dakika sonra programı bitireceğiz de ona gireceğim hemen. Gelen yorumları okuyayım biraz dinlenin suyunuzu için. Ondan sonra Kerkit maçına gidelim olur mu? Okay. Şimdi İsmail İşcan, Doğancan geri gelmeli mi diye sormuş. İsterseniz buna bir hemen cevap verelim. Doğancan benim geçen sene neden yani gönderildiğini, bu takımda oynar. Neden gönderildiğini, evet. neden yedeğe alındığını anlayamadım bir adam. Bakın stoperler ayağı kafasına sokan adamlardır. Fiziği güçlü, evet. atik, dinamik. Şimdi soruyorum size. Karmil, Onur. Hangisi kafasını sokuyor? Hepsi ikisi de teknik, rahat, iyi adamlar. Ama bir Doğan Can gibi takım ruhunu almış, takıma ruhunu veren bir topçu değiller bana göre. Tabiri caizse böyle kasa futbolcularda lazım ya. Böyle girecek, sert, biraz tabanını gösterecek. Yani kibar olmayacaksın. Evet. Yani takımda böyle ısıran adam olacak. Şöyle baktığımız zaman bizim takım biraz daha kibar gibi. Yani aslında Fahrettin abinin demek istediği o. Yani bir tane böyle şeyin olacak. Yani ölümün deli, öyle deli bir adam. Bayrampaşa maçında bu sistemde oynayamazsın. Evet, biraz daha sert olacak. Bakın. Isıracaksın yani. Evet. Oynayamazsın iyi. Ya. Diyorum ya takım iyi. Biraz daha yani ısıracaksın. İşte onu da zaman gösterecek bize. İnşallah bu İnşallah. Haftadan itibaren başladığımız gibi. İnşallah. Orhan Yıldırım Rizespor inşallah bu sene ikinci lige çıkacak demiş. İnşallah. Nesime Demir maalesef demiş. Anlayamadım ama. Ramazan Adak iyi yayınlar Nesime diliyorum. Demir, Emrah onun annesi. Evet evet. Emrah Bey'e çok geçmiş olsun. Aksaray'dan sizleri düzenli izliyorum. Başarılı program yapıyorsunuz. Düzce'de zor maçlar evet, trafiğine giriyor. Kelkit, Aksaray, Bayrampaşa gibi zorlu maçlar. Başarılar diliyorum. Aksaray'dan selamlar. Düzce'ye gelmeyi iple çekiyoruz diyor. İnşallah. İnşallah buyurun gelin başımız üstünde yeriniz var. Kazanan takımı bu kadar eleştirme çok önemli maça çıkacaklar diyor Nesime Demir. Sana diyor abi herhalde. Evet. Futbolcu kardeşimizin annesi. Hazarcan neden oynamıyor? Bu çocuğu kazanırsak evet okuduk. Arkadaşlara iyi yayınlar. Emrah geçmiş olsun diyor Şevki Çağlayan. Mustafa Bülbül Tezcan abiye selamlar. Şevki Çağlayan transfere gitmeyip mevcut kadroyu korumuş olsaydık şu an 4+4 puanımız olurdu. Transferde attılar gitti. Eskiler geldi diyor. Ondan soracağım. Ramazan Adak, hocam iyi yayınlar. Çok güzel konular konuşuyorsunuz. Bir şey sormak istiyorum. Sarıgül neden gönderildi? Sarıgül gönderildiğinde kulüpte başkan belirsizliği sürüyordu. Haliyle oyuncular çok etkilendi.
diyor. Ona cevabımı verebilir miyim? Tamam. Devamını Mustafa okuyayım abi de. Haliyle etkilendi. Çünkü Mustafa Hoca o çocuklar bir antrenörden fazlasıydı. Babaydı, başkan da abiydi. Altyapıyı kurdu. Düzce tam çıkışa geçecekken pandemi devreye girdi. Kemal Hoca da çok yetenekli olabilir fakat Sarıgül'ü göndermemeliydi diyor. Sarıgül gönderilmedi. Gitmek istedi bence. Benim de spor camiasında tanıdıklarım var. Gitmeden önceki hafta bazı dedikodular biliyorsunuz futbol camiasında acayip dolaşıyor. Benim de duyduğum gittiği takımla anlaşmıştı yani. Anlaştı, evet. Gitmek istiyor. Başka bir yani takıma daha öyle... gitmek istiyordu ama evet. Olmadı. Evet. Onun da Gökhan Başkan'ın döneceğine inanmadığını düşünüyorum. Hı. İnanmadığı için de bu şekilde kendine bir kulüp buldu ve çıktı diye düşünüyorum. Gökhan Bey'in onu gönderdiğini sanmıyorum. Evet. Şahin Bey büyük sıkıntı, kaç cezası almalıyız, sakatlık olmalı, birçok topçunun yedeği yok diyor. Çetin evet. Poyraz seni destekleyen bir yorum yazmış abi. Bu takım deneme tahtası değil, geçen senenin %50'si oynamıyoruz. Böyle oynarsak şampiyonluk çok zor diyor. Eren Alex Milat Emre Demir diyor. Kayserili topçunun ismini söylemiş. Oğuzhan Yazıcı, Şevki Çağlayan, Oğuzhan Yazıcı, Doğan Can Kılıç, Kadir ve Yücel takımda tutulmuş olsaydı şu an 4 puan fazla olurdu. Yeni transferler takıma yeterli katkıyı sağlayamadı diye düşünüyorum demiş. Yine Şevki Çağlayan, lisanslı ürünlerimizi sosyal medya üzerinden tanıtım ve reklamı iyi yapılmalı. Ürün çeşitleri bilinmiyor demişler. Evet, buna biraz değinebiliriz. Ayrıca Tugay bunu şey yapalım. Devam. Sen devamını oku devam abi. Edelim. Bunu bir çekelim ya Düzce Spor Store'u tam ürünleri evet. Falan. Bir dahaki haftada bunu yayınlayalım. Sen devam et devam abi. Devam edeyim yorumlardan ben. Serap Kuşçuoğlu iyi yayınlar demiş. Fahrettin Yıldırım isabetli yorumlarınız için teşekkür ederim. Gökhan Hoca ve sevgili Tezcan yorumlarınız için teşekkürler. Biz de teşekkür ediyoruz. Doğan Can geri gelmeli demiş Tezcan. Yine Serap Hanım. Doğancan gibi bir topçu görmedik devamında demiş. Şevki Çağlayan lisanslı ürünlerimizi sosyal medya üzerinden tanıtım ve reklam iyi yapılmalı. Ürün çeşitleri bilinmiyor. Onu okuduk abi. Evet. Sedat Eser Doğancan'a teklif edilse hemen gelir demiş. Bu dakikadan sonra gelmez artık. Doğancan yerini ve kulübünü buldu. Yani. Son damlasına kadar ben de takip ediyorum kendisini. Evet. Çok değerli, gururlu bir arkadaşımız. Son dakikaya kadar bekledi çünkü. Emre Özer iyi yayınlar, selamlar herkese demiş. Aleykümselam. Emre kardeşimiz evet. Sağ olsun. Şimdi abi önümüzde lider, çarşamba günü lidere konuk oluyoruz. Evet. Önemli de bir maç. Çerkit evet. Belediye maçı. Dediğin gibi de bir puanla dönsek. Bizim için büyük kayıp. Evet. Kayıp. Büyük kayıp. Bakın biz galibiyeti o kadar çok anladım. Desteklenmeyiz ki bizim için bir puan az bir puan. Anladım. Şimdi Fahrettin abi dediği gibi. Şimdi ilk 11 oluştursan nasıl oluşturursun diye soracağım. 3 alırsan saçma olur. 3 puan alırsan ilk 11 oluştursanız Kerkit maçına yorumladığın gibi işte o. Ben 2 tane oyuncu üstüne oynarım. Onur Demir'in yerine Osman Boz'u koyarım. Mutlu'nun yerine de Hazarcan'ı koyarım. Onun dışında takımın hiçbir şablonunu oynamam. Hazarcan şimdi hazır değil ama şimdi koyarız ama yani hazır olarak, bir ben, şey koyarız. Onu şimdi bilemem. Onu hoca karar verir. Yoksa yani, benim söylememle bu takım yani durulmayacak. Ben bir... olsam onu koyarım. Neden? Yani. O yoksa Batuhan'ı koyarım. Bakın arkadaşlar. Sol bek gibi davranır. Hücuma çıkışı, defansif özelliği, önündeki adamın çıkışı, önündeki adamın gelişi. Bunlar paralelinde doğru gelişmeli olan hamlelerdir. Bugün sol beke gidip Sıdık'ı da koyabilirsiniz. Sağ beke Enver'i çıkarttı, Sıdık'ı koydu. Sırıtmadı. Evet. Defansif anlamda sırıtmadı. Ama Sıdık sağ kanattan gidebilir miydi? Asla gidemezdi. O ortaları yapamazdı, o çıkışları yapamazdı. Bir Enver oraya kolay kolay gelip sağ bek olmuyor. Şimdi biz hep gol pozisyonları veya kalecinin kurtardığı pozisyonu. Sağ bekler, sol bekler, stoperler takımın çok önemli noktaları. Bir bütünlüğü. Orta sahalar öyle, kanatlar öyle. Bugün bir Metin 3 sefer gidip geri geldi. Bir sefer geri gelmiyor. Evet. Gelmek istemiyor, yoruluyor çünkü. Ben de sana şurada yani kafamdaki kadroyu söyleyeyim. Buyur. Belki seni rahatlatacak diye. Ben de diyorum ki kalede Orhan'la başlayalım. O mutlaka zaten. Bak, saymıyorum. Enver diyorum bu haftaki maça. Çok sürpriz bir atak yapacağım. Abdullah Karmil diyorum. Evet. Yanına Osman Boz diyorum. Mutlu diyorum. Orta sahaya Sıddık ve Onur diyorum. Şimdi ben diyeceksin ki ne alaka Onur? Hayır Onur söyledim az önce konuştuk. Dedim mi? Dedim. Önlü bar oynayabilir dedim. Dedim ki
Onur oynar mı? Niye? Dedim ya 6 numara hani biraz daha ısırabilir mi? Sıddık şimdi biraz daha forvet arkasına da çıkıyor. Gidiyor geliyor. Ben ama bu benim buraya Bulut biraz daha ağır kalıyor. Şimdi bir de bu büyük maçlarda, kaliteli maçlarda biraz daha yani orta sahamızı biraz daha güçlü tutabiliriz. Ben diyorum ki Onur acaba hoca burada deneyebilir mi? Bulut'un Sıddık'la. Yerinde. Bulut'un yerinde. Niye? Yani biraz daha Çanakkale'ye geçilmezi oynayabilir miyiz? Niye? Yani hücum hattımız iyi bizim. Teknik oyuncularımız. Tutarız bir tane. Vurur adam 30 metrede. Metin de iyi zaten topa vuran adam. Yusuf da iyi. Nevzat keza öyle. Pozisyona giren bir adam Nevzat. Hızlı bir adam. Yani burada kapacağın toplar. Yani Onur'un orada çevikliği, hızı belki orada biraz daha sağlam basması stoperin verdiği o güçle belki değerlendirilebilir diye düşünüyorum bu tip maçlarda. Şimdi, şimdi dedin ya bir puan bile evet. Az. Yani lafını bölüyor mu? Bitirdin mi hocam? Gökhan hocam? Bitirdim. Şimdi şey mi? Hoca şu mantıkla mı çıkmalı maça yoksa hiç gerek yok mu? Ulan beraberliği alalım gelelim mantığı mı yoksa direkt galibiyete odaklı bir kadro mu kurması gerekiyor? Şimdi kadro... Yani çünkü deplasmana gidiyoruz işte lider takım şimdi falan. Şimdi şunu söyleyeyim bana kadroyu söylediniz ben fikrimi söyledim. Acizane politik davranmadım. Hı. Siyasetle konuşmadım. Bu kadronun hemen hemen aynısı çıkacaktır. Tezcan. Futbol camiasında hocalar bildiğini okur. Hiçbir şey değiştirmezler kolay tabii. Kolay. Sakatlık veya müzmin durumlar olmadıktan sonra şu kadronun %99'u aynı çıkacaktır. Sakatlık veya bir problem çıkmadığı dahili. Sonuçta yenen kadro. Yenen kadro. Kimse de yani. Buna bir şey ben de dahil olmak gibi bir şey diyemem. Ama velakin neden her hocada ilk önce gol yememek için sonra da bir gol atmak için çıkar deplasmanlarda. Senin dediğin gibi olacaktır zaten. Kadro ağır oynayacaktır. İlk önce üstüne gelmesini bekleyecektir. Neticede Kerkük Belediye bizim gibi çok gol atan bir takım değil. Çok gol yiyen bir takım değil. O da 5 avarajlı, biz de 5 avarajlıyız. Evet. Bizim grubumuzun en çok gol atan takımı Bayrampaşa. Evet. Bizim en çok zorlanacağımız maç da Bayrampaşa maçıdır. Bana göre. Bu maç ortada gider. Biz bu maçın beraberliği bizim kaybımızdır. Yine söylüyorum. Bizim için hiçbir netice değildir. Çünkü uzun mesafede Kerkit'i biz zaten altımıza alırız. Bakmayın şimdiki puan durumuna. 4-5 hafta sonra bunların çoğu değişecektir. Evet. Ama bir Bayrampaşa maçında bu kadroda çıkarsak işimiz çok zor. Bence bu maçı düşünerek bu haftaki takımı ona göre koordine etmelidir hoca. Bu hafta çıkacak olan takım Bayrampaşa maçına da çıkacak olan takımın aynısıdır. Kerkit Spor'un eski kalecisi benim okul arkadaşım. Buğra diye. Onunla görüştük. Kerkük Spor'da şu var diyor. Yani seyircisi de öyle yani. Halkın geneli bu maçı yenelim ama işte berabere dahi kabul etmek istemiyor takım. Anladım. Hani hep yenme diyor. Aslında bu bizim için bir avantaj. Yani bu bize pozisyon verebilir anlamında. Ama hızlı çok akıllı, çıkarsan, işte, hızlı oynarsan. Çok da. Akıllı. Hoca orada nokta atışlarını yapacaktır. Çok akıllı böyle oyun taktiğiyle biz bu maçı alacağız gibi. Geçen hafta dedim ya sana, tekrar söylüyorum ama 3-0 yendik. Bu maçta da ikinciden geçen skor 2-1. Yine alacağız diye. İnşallah kalalım onu. Yani bu 2-1 not al sen onu. Yani bu maçta da benim gönlümden geçen zor da olsa yeneceğiz bu maçı. Ki bu hava bize de çok şey katacak. Buradan alacağımız bir galibiyet. Yani çok güzel bir yerlere getirecek bizi. İnşallah temennimiz o. Tayfun Yanar varmış. Unutmayalım diyor. Tayfun Yanar. Evet. Evet. Bir seyircimiz. Evet, doğru Yanar. Doğru. Tayfun olayı. Telefona bak diyorlar. Ben oraya bir bakayım. Evet. Okuyor musun? Ben senin kurduğun 11. Sen oku abi. Evet. Onu. Okuyalım yine şeyleri. Fatih Kerim Öztürk takımı yedek oyuncuları 11'i zorlayacak kapasitede değil. Kadro yetersiz demiş. Söylemiştik zaten. Serap Kuşçuoğlu Doğancan gelir Sayın Yıldırım demiş size. Yani isterseniz gelir, gelir demek çok istiyor. Zor gelir. Şahin Bey şimdi Doğancan gönderilmesi hataydı. Yalnız maçtaydım. Geçen sezon Erzincan maçında Mustafa Hoca Doğancan'ı kesti. Onur'la başladı. Hepimiz vav dedik. Ama Onur o maçta 1-2 kritik pozisyonda yerinde müdahale ile icabında 1 puan almamızda etken oldu demiş. Hemen bir şey yani söyleyeyim. Onur'u Onur'u edin. Bitireyim. Bugün defansla olmasa durumu görürsünüz. Defansı toparlayan adam inşallah sakatlık ya da karşı cezalısı olmaz. Osman da Azarcan da bizim çocuklar. Onlar da oynasın ve oynatacaklardır.
bu kulübe çok katkıları olacaktır diye. Kim demiş. Bunu yazan kim? Şahin Bey. Şahin Bey kim? Sakarya'dan bir abimiz. Sakarya'dan bir abimiz. Şimdi selamlarımı iletiyorum. Düzce Spor'un çok maçını seyrettim bilmiyorum. Evet, ben burada Onur'un kariyerini konuşmuyorum demiştim. Tekniğini konuşmuyorum demiştim. Osman'ın çok acemice davranıp hatalar yapabileceğini de söylemiştim. Ama bakın arkadaşlar, biz her gün yani senin az önce dediğin kes şey gibi, Kerkit gibi bu maçı kazanacağız, bu maçı kazanacağız diye bir şey bırakmamız lazım. Evet. Biz takımın genç ideolojik yapılarını, bugün Sergen ilk çıkıp Beşiktaş oynadığı zaman, ben gençliğimden biliyorum, herkes dedi ki bu çocuk oynar mı? Çok takım canını yaktı. Evet. Şimdi bunun gibi bin türlü örnek, 18 yaşında, 10 yaşında milli takım topçuları varken biz daha hala 20 yaşında çocukları konuşuyoruz. Evet. 21 yaşında çocuk diyoruz ya, 21 yaşında adam bunları. He, bizim çocuk diye, Onur başka çocuk diye konuşmuyorum Tezcan'ım. Niçin konuşuyorum biliyor musun? Ben seyrettiğim maçlara göre konuşuyorum. Herkesin bir yükselişi ve bitişi var. Herkesin bir genç yapısı, ideolojik, fiziksel yapısı. Ben şimdi 21 yaşında oğlumun yanında ne kadar güçlü olabilirim bir baba olarak. Evet. Bunu tartışmam. Onur'un tecrübesine de saygım var. Futbol yeteneğini de görüyorum. Bilekleri çok iyi. Ön libero oynayabilir. Evet. Hatasını kapatacak bir stoper olabilir. Ama stoperin arkasında bir stoper daha yok. Hatasını kapatacak bir adam yok. Evet. Bakın bu 3-0'lık maçta 2-0'dı. Bir pozisyonda yine çalım atarken sağ tarafta topu kaptırdı. Kaleci kurtardı golü. Böyle her maçta 2-3 tane hatası var. Evet, devam edelim. Devam edelim. Ben yavaş yavaş kapatacağım programı da. Bir de senden ben bir skor tahmini alayım. Ben mi? 1-1. 1-1 diyorsun. Tamam. Bitirelim yorumları isterseniz. Yorumları hızlıca da bitirelim. Senden de son bir Sedat Eser demiş. Ben geleceğini tahmin ediyorum Doğan Can için. Murat Bayraktar mutlu son maçta Nevzat'la çok mutlu son maçta Nevzat'la çok uyumluydu demiş. Burak Turan mutlu ilk 11'de oynatmamak büyük hata olur. Serap Kuşçuoğlu Nevzat, Sıddık, Yusuf, Metin, Enver artı kaleci Orhan'ı yani daha çok ön planda tutuyor. Evet. Ahmet Tok Sıddık cezalı arkadaşlar demiş. İsmail Koz en iyi adamlara yani anlamadık ama. Serap Kuşçuoğlu, Doğan Can lütfen yönetim dikkate alsın. O çocuk bizim demiş. İsmail Koç, Tayfun Yanar'ı unutmayalım demiş. Sabri Çakır 3-1 alırız demiş. Not edin. Sabri Bey'i. Tamam. Beni not alın demiş. Yorumlarda kalacak. Sayın Yıldırım, Doğan Can bu takımda olmalı diye en son Serap Hanım söylemiş. Yorumları bu Doğan şekilde Can bitirelim. Doğan Can bu takımda olmalı. Evet. Ben bugün stoperi kursam, Osman Boz'la Doğan Can'ı yan yana koyar. İkisinde bir hata yapsa da diğerini kapatacağını inen, kademelere çok iyi koşabilen, güçlü, atletik, fizik yapıları. Zaten bunu tartışmıyorum. Doğan Can'ı da takip ediyorum sosyal medyadan. Bazen de yazıyor, akşam da seyrettiyse yazacaktır bana. Mutlaka gelmek isteyecektir. Ama onun verdiği bir söz ve imzaladığı bir anlaşması var. Ondan dolayı gelmez diyorum. Düzce Spor'u son dakikaya kadar bekledi. Ve geçen sene bence herkes, her şey ne olursa olsun Doğan Can'ın hakkını yendiğini düşünüyorum. Acizane fikrim. Teşekkür ederim. Var mı sonuç söyleyeceğim? Yani tekrar Emrah'a geçmiş olsun diyorum teyzeciğim. Evet, moderatörlüğünü beğeniyorum. Emrah 15 gün yok. İleriki günlerde görüşmek üzere. Tahtı sarsılmış olarak görüyorum. Çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık. En azından program bitiyor diye 10 sefer söylemedin. Teşekkür ederim. Yani son olarak diyorum inşallah iyi bir sonuçla önümüzdeki maçı şimdi alacağız. Şimdi bizim 6 puanlık bir ligimiz var Tezcan'cığım. Evet, bu hafta liderle oynuyoruz. Evet. 3 puan almamız gerekiyor. Pazartesi tekrar maçımız var. Tekrar maçımız var. Bayrampaşa maçı. Bu haftaki kadronun aynısını Bayrampaşa'da göreceğiz. Ama ben yine söylüyorum, bu maçtan daha önemli. Bayrampaşa maçı bizim için çok çok önemli. O maçı alırsak bizim önümüzde kimse duramaz. Evet, çok. Arkadaşlarımı üzdüysem, topçu arkadaşlarımı özür diliyorum. Ama bu benim acizane kendi şahsi fikrim. Onların yeteneklerine, kariyerlerine söyleyebilecek hiçbir sözüm yok. Her şeyin bir ilki olduğu gibi bir sonu da var. Evet. Doğruları konuşmak en faydası. Hiçbiri benim oğlum değil. Hepsi benim oğlum gibi. Onları seviyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Bana yardımcı oldunuz. Bu akşam beni böyle çok offside'de bırakmadınız. Ondan sonra.
Oksijen TV ekranlarında yayınlanan Düzce'de spor programı bu akşam sonuna geldik. Ben ilk önce konuklarıma, Fahrettin abiye, Gökhan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Ardından yorumlarıyla beni destekleyip cesaret veren seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Haftaya inşallah Emrah bir an önce toparlar, koltuğumu gelir alır. Yoksa ben inanılmaz heyecanlandım yani. Öyle bildiğiniz gibi değil. Bu akşamlık bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere inşallah. Gol! 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 G